Salam, adım Elnur Kerimoğlu. Salam, adım Elnur Kerimoğlu. 2019 Excel ekspertiyim. Bu videonu hazırlamakta maksadım, oğluma verdiğim YouTube blanketi sözünü bağlı bir konsept hazırlamaktı. Excel'le bağlı malumatlar, öğrendiğim tecrübelerden kazandığım malumatları sizlerle paylaştım. Sizlerden de xahişim, eğer teknik videolar faydalı olarsa, hoşunuza gelirse, beğenirseniz hem dostlarınızla paylaşmak, hem fikirlerinizi bildirmek, her hansı bir belə deyək, əməliyyatın gidişatında her hansı bir probleminiz varsa ondan bağlı, beğenmeniz ve abone olmanızı yeni videolardan bağlı. Bugün ilk işimiz Flashfield'dir. Flashfield büyük dataların istifadə olunmasında sizlere köməkliyi gösterecek. Bildiğiniz gibi büyük şirketlerde büyük data bazalarının yığıldığı özel bir sistemler var. Bu sistemlerden raporlara çektiğimiz zaman, təlimatlar vermek istediğimiz zaman bu şekilde karışık bir vəziyyətdə çıxardır bizi. Her hansı bir, deyək ki, burada işçilerden bağlı ID'lerdir, ad soyadı adlardır ve vəzifelerdir. Biz bunu optimallaştırmalıyıq ID, full name, job title olarak veya da mail olarak. Bunu biz Flashfield'dan istifadə edirik. İlk önce bildirim ki, bunu tək-tək əllə işləmək çok büyük zaman kesildi. Ve bu zaman ikisinin karşısını almaq da tək Flashfield değil, həm də bəzi funksiyalarda bunu istifadə eləmək mümkündür. Ancaq bildirim ki, funksiyalarla ve Flashfield'dan işlemediğiniz zaman siz ciddi derecede zaman ikisi yaranacak ve bu zaman ikisi size bərpa olunmayacak. İlk önce Flashfield'i bildirim 3 farklı yönde dedik. Birincini ID'de istifadə edelim. Gördüğünüz gibi yazdım ilk sıraları. Ve ID'de istifadə etmek için Home menüsüne girdik. Home menüsundan Film listesine girdik. Vurduqdan sonra aşağıda Flashfield listesi açılır. Vururuq ve gördüğünüz gibi ID'ler burada çıxır. Hissəni ad soyad hissəsində yazacağıq. Ad soyad ve vəzifələri qeyd eləmişik. Burada ad soyad ata adını yazdıq. Yeni sistem qəbul elədi nə şəkildə olacağını. Biz burada artıq ikinci Flashfield data menüsünü istifadə edirik. Dataya gəlirik, Flashfield vururuq. Gördüğünüz gibi məlumatlar çıxır. Bəzən Flashfield xəta verə bilər yoldaşlar. Gördüğünüz gibi birinci, ikinci düzdür. Üçüncü de soyadı iki dəfə təkrar edir. Elə olan bölmədə harda xəta verirsə oranı təkrar yazın. Və Enter düyməsini sıxın. Digər hamısı dikkat edin, hər biri dəyişir. Bundan sonra üçüncünü Ctrl Y qısa düyməsi ilə vura bilirik. Store Manager'a gəlirik. Aşağıya bir düymə vururuq. Ctrl və sonra E düyməsini kombinasiyanı istifadə eləməklə istədiyimizə nail ola bilərik. Dördüncü, Flashfield'in daha böyük faydalarından biri. Biz hər hansı bir, deyək ki, əməkdaşlar üçün mail adresləri hazırlamalıyıq. İşimiz budur. Deyək ki, mail sonluğumuz bu şəkildədir. Və bizə deyirlər adı, atasının və soyadının baş hərfi olsun və mail formalaşdıraq. Bunun üçün bu şekilde bir konsept istiyor bizden diye ki şirket. Gördüğünüz gibi yazdık ve Ctrl Y vurduğunuzda bakın istediğimiz datalar uygun mail adresleri formalaşır. Bu Flashfield'i, bugünkü dersimiz Flashfield. Flashfield'in daha optimal istifade edilmesi için tavsiye edeceğim ki evde özünüz için küçük bazalar, dataları hazırlayıp bu şekilde test edersiniz. Ümidvarım ki, xeyir olacak. Beğenmeyi, abone olmağı, rəy yazmağı ve paylaşmağı unutmamanızı xahiş ediyorum.